Lindsey Graham tweet mesajında Biden'ın Türkiye F-16 satış kararına destek verdiğini söyledi. Tamam dedi, Türkiye ile farklılıklarımız var ama sorunlu bir bölgede Türkiye'nin hava savunmasını, hava kabiliyetlerini güçlendirmek Amerika'nın çıkarına, NATO'nun çıkarına dedi Lindsey Graham. Aslında kongreye genel olarak baktığımızda belki de Başkan Biden'ın çok çaba sarf etmesi gerekmiyor Türkiye'ye F-16 satışlarıyla ilgili olarak. Çünkü Türkiye özellikle Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna işgalinden önce kongredeki görünümü pek iyi değildi diyebiliriz. Hem cumhuriyetçiler hem demokratlar Türkiye'ye tepkiliydi. Ancak Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte ve Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğiyle birlikte bu hava biraz dağılmışa benziyor da diyebiliriz. Sonuçta Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması için çaba sarf eden kongre üyeleri bugün itibariyle ya F-16 satışına destek vereceklerini ya da bu yönde lehte olumlu oy kullanma yönünde ilerlediklerini belirtiyorlar. Örneğin Temsilciler Meclisi Dışişler Komisyonu Başkanı Gregory Mix, Rusya'ya karşı bizimle birlikte olan, bizimle birlikte çalışanlarla hem konuşmalıyız hem çalışmalıyız dedi. Türkiye son dönemde doğru yönde ilerliyor dedi. Türkiye ile başka konuşacağımız konular da var dedi ki bu konular bazen bizi biraz kızdırsa da dedi. Gregory Mix önemli bir isim. F-16 satışını Türkiye'ye engelleyebilecek isimlerden biri. Senato ayağına gelirsek, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı diyebiliriz. Kıdemli üye olarak geçiyor burada. James Risch, cumhuriyetçi bir isim. O da Türkiye'nin F-16 ile ilgili olarak ciddi argümanlar öne sürdüğünü belirtti. Bütün taraflarla görüştüğünü bu konuda belirtti. Ve kendisinin de tamamen oy kullanma, bu lehte oy kullanma yönünde şimdilik olmadığını ama o yöne doğru ilerlediğini söyledi. Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, o da çok önemli bir isim. O bu satışı engelleyebilecek isimlerden biri. Türkiye'ye yönelik bazı eleştirel açıklamaları da oluyor Bob Menendez'in. Bob Menendez de Türkiye'nin günün sonunda Türkiye'nin nasıl bir NATO müttefiki istediğimizi belirlememiz gerekiyor. Türkiye birçok konuda Amerikan çıkarlarıyla ters düşebiliyor dedi Bob Menendez. Ama o da F-16 satışına karşı duracağını belirtmedi. Bob Menendez demokrat, demokrat bir başkan var Beyaz Saray'da ve açıkçası kongredeki hava F-16 satışları konusunda iyimser görünüyor diyebiliriz Mehtap.